Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha önce abisine acımamıştık. Buna da acımayacağız. CAT 61'e müthiş bir sağlamlık testi yapıyoruz. Müthiş yalnız. Arkadaşlar sizlere güzel bir haber vermek için videoyu bölüyorum. Xiaomi'nin Türkiye'deki resmi distribütörü olan Evofon, Mi Store Türkiye resmi Instagram sayfasından bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılmak çok basit. Tüm detaylar linkte var arkadaşlar. Kampanyanın sonunda telefonlar, akıllı bileklikler, powerbankler, kulaklıklar sizleri bekliyor. Bu arada katılımda son tarihte 21 Temmuz saat 23.59 arkadaşlar. Zaten tüm detaylar açıklama kısmındaki bağlantıda yer alıyor. Ona tıklayarak siz de detayları görebilir, çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza kaldığımız yerden devam edelim. O zaman olayımıza başlayalım. Şunu da belirtelim. Bu sağlam telefon furyasının en önemli markalarından bir tanesi CAT arkadaşlar. S60'a zaten biz bir ton bir şey yapmıştık. Şimdi aynen de S61 öyle. Elimizde yine sağlamlık iddiası olan bir cihaz. Neyse fazla uzatmayalım. İlk testimizle başlayalım. Çizilme. Arkadaşlar telefon ön tarafı Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Bir tane koruyucu kılıf zaten hali hazırda geliyor içinde. Öncelikle bunu bir çizmeye çalışalım. Bayağı sağlam çok ha. Bir şey bildiğin Pima Pen ha. Gözümüze gelmesin. Buram buram kalite kokuyor. Oğlum bu mu acaba Gorilla Glass 5? Vallahi bitti oğlum telefon. Hadi test bitti arkadaşlar görüşürüz diyormuşum. Şöyle arkadaşlar çok az bastırarak ittirdim. Şurada. Hava sensörü bak. Senin havan kime? Diye. Buralarda çiziliyor. Bu abisini arattı bize ya. Adını yazarsın oraya adını. CAT logosu da çiziliyor. Gördüğünüz gibi bunlar geçecek gibi de değil. Aa zaten cart diye yırttın ağzını. Ağzını yırtarım senin. Demek ki adam... Oy! Ön cam tırt. Dünyanın en dayanıklı telefonlarından bir tanesi ön camda gördüğünüz gibi V. Gel sakatlık çıkarmadan gel hocam. Hocam yapma hocam sen zor musun hocam? Döner kebap. Var mı yaprak kebap isteyen? Bunu daha suya sokacağız arkadaşlar. O yüzden şuralara falan çok zarar vermeyelim telefonun. Yani kazınmadı ama çizildi tabii. Şimdi bıçağın da hatırı var da burası da biraz rahat çizildi gibi. Arkadaşlar çizilmelerden beklediğimizi bulamadık. Şimdi gelin birazcık da kendisini su tutalım. 3 metrede bilmem kaç saat. Şimdi net hatırlamıyorum ama biz buna birazcık su fışkırtacağız. Şimdi arkadaşlar üstün tazyikli su pompamız burada. Bahçedeki amca gibi yapacağız şimdi. Aşağı doğru tut hocam. Anam. Şeytan doldurur. Tutamıyorum. Hocam böyle sulanma. Şimdi bir kullanalım. Fiziksel tuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Dokunmatikte de herhangi bir problem yok. Kameramızda da bir sorun yok. Termalimiz de çalışıyor. Bakın ses sonda ama çıkmıyor. Çünkü şuradan bayağı su girdi. Yaklaşık 2 saat sonra bu suyu tam olarak atıyor telefon. Çalışacak. Ses mi? Gelmeye başlıyor. Zaten kendi sitelerinde bu veriyi vermişler. Geçelim. Hadi. Sıradakine. Şimdi arkadaşlar yanmaya karşı bir dayanıklılık iddiası yok. Sadece artı 55 dereceye kadar çalışıyor. Tabii ki de yanma çok daha fazla bir derece verecek. Webtekno'yu yakıyorum arkadaşlar. Aha kara delik bile yok şu an. Sen misin termal kamera? Evet ufak tefek yani böyle anlık ateş değmelerine, kül düşmesine, mangaldan kömür sıçramasına dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Kömür ayrı işte. Biraz da. Kömürü bir ayıralım. İddialı, aynen o kömürü aynen. Bir sal kenara. İşte bunlara falan dayanıklı arkadaşlar. Aynen. Gelin bizler şimdi sıradaki en önemli testlerimizden birine geçelim. Düşürme. Arkadaşlar şimdi hazırsanız artık düşürme testini yapıyoruz. Meşhur taşımız tam olarak burada. Bakın ben bu telefonda cep hizasıyla falan filan uğraşmayacağım arkadaşlar. Çünkü adamlar demişler ki 1.8 metreden betona düşmelere karşı dayanıklılık söz konusu. Yani tam 1.8 boyum var arkadaşlar. Kendi kulak hizamdan attığımda iddiayı karşılayacak mı karşılamayacak mı hep beraber görelim. Arkadaşlar kulak hizasından telefon gidiyor. Şöyle en başta alt tarafı gelecek. Bıraktım. Hiçbir şey yok. Şurada çok ufak böyle bir lekeler var. O bu telefonun fıtratında. Orası kalktı bile mi? Ben rüya görmedim. Ben bu telefonun markasını artık... At yapıyor. At yapıyor. At S61. Cam yüzeyi bırakıyorum arkadaşlar. Acısa da öldürmez diyor telefon. 1.8 metre yetmedi. Merdivenlere çıktım. Alo ne ayrılıyor muyuz diye. Hazır mısınız? Evet, kırık yok. Ekranda çizikler var. Evet, kırık yok.
Ama Jortingen, Stokelsen var. Daha fazla şeye gerek yok bence. Artık daha ne yapalım yani? Bir final yapalım. Finalimize buna geçelim ama şunu söyleyelim. Düşürme testinden bence geçti. Çizilme hariç hepsinden cayır cayır geçti. Telefon harbiden sağlam. Evet, şimdi finalimiz için ofisi terk edelim. Haydi. Arkadaşlar şimdi 65 derecelik İzmir sıcağında Manisa'ya geldik. Güneş tam karşıdan vuruyor, böyle terliyoruz falan filan, kusura bakmayın. Arkadaşlar arkamızda 22 tonluk bir dozer var, ket dozer. Bu dozerle Ket S61'in üzerinden geçeceğiz. Web Tekno usulü sağlamda finalimizi yapacağız. Bu arada kıyafetlerimiz falan değişti çünkü aradan bir gün geçti arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. S60'ın üstünden ket silindirle geçmiştik. Bu da kardeşi oluyor onun. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın, onu da şu paletlerle üstünden geçeceğiz. Direkt bence artık başlayalım. Tabii şunu ekleyelim, aksiyonu öyle geçelim arkadaşlar. Bu ürünün inceleme videosu önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yayında olacak. Bu sefer böyle bir değişiklik yapalım dedik. Sağlamlık önden geçsin, inceleme sonra girsin diye. Çünkü bu telefonda öncelikle inceleme merak ediliyor. Lütfü yine sıkıldı. Biz artık aksiyonumuza başlayalım o zaman. Çalışıyor hala bu arada. Çalışıyor. Vallahi arkadaşlar izlemesi bizim için çok keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben bu kadar iyi patlayacağını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Bayağı tıslattık. Ustamız sağ olsun tam ortadan ikiye böldü telefonu. Böleceğim demişti, böldü. Bu arada tabii ki de Uzay Hafriyat'a da teşekkürlerimizi sunalım videoya katkılarından sağ dolayı. Sağ olsunlar, bunu getirdiler bize arkadaşlar. Hem de orijinal bir şey ha. Vallahi bayağı orijinal. 22 ton geçti telefon üzerinden. Helal olsun. Bir bakalım abi şuna. Son halini görenle inanamadı. Ya fazla yanaşmayalım, çok da solumayalım arkadaşlar. Bu arada Xiaomi Türkiye'nin yapmış olduğu çekilişi unutmayın. Detaylar açıklama kısmındaki bağlantısı diyelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda dünyanın en sağlam telefonu olma iddiasını taşıyan Ket S61'e sağlamlık testi yaptık. Üstünden aha şu buldozer miydi? Neydi lan bu? Buldozer. Buldozerle üstünden geçtik. Şunu söyleyeceğim. Ket S62 seni bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, videomuzu beğendiyseniz beğen butonu hemen şurada. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Terledik biraz sanki. Doğru.